Selamlar, selamlar, selamlar efendim tekrardan bir başka soruyla karşınızdayım. Tuğberk demiş ki, junior seviye bir backend developerın Amerika'ya gelebilmesi için kendini nasıl geliştirmesi gerekir ve kendini öne çıkarması için ne gibi tavsiyelerin olur demiş. Bu da güzel bir sorum. Öncelikle hani bunu bir backend developer olarak değil de junior developer çerçevesinde ben değerlendirmek istiyorum çünkü zaten 3 aşağı beş yukarı konsept aynı. Ben bu soruya böyle dümdüz cevap vermekten ziyade biraz insanları düşünmeye sevk etmeyi tercih ediyorum. Şimdi bir adım geri atıp şöyle ne istediğimize bakalım. Biz Amerika'ya gelmek istiyoruz ya da bunu biraz bunu da biraz daha açalım. Yurt dışında yaşanması keyifli, maddi olarak insanları tatmin eden bir ülkede yaşamak istiyoruz bir junior yazılım geliştirici olarak. Bizi bunu yapmamızı engeller ne? Birincisi diyelim ki sizin bir şirketiniz var ve bir projeye başlıyorsunuz. Bu projeleri başlayacağınız zaman genellikle projeler başlamak üzere oluyorlar. Siz bu işe alımları yapmaya niyetlendiğiniz zaman. Ben bugüne kadar çok nadir gördüm. Bizim 6 ay sonra bir projemiz başlıyor. Bu 6 ay sonraki başlayacak projeyi bugünden adam aramaya başlayalım. Senaryosunu ben çok 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 nadir gördüm. Genellikle yaşanan şudur. Bir ay sonra, bir hafta sonra, 10 gün sonra bir projeye başlanacaktır. Ya da proje çoktan başlamıştır. Ve oraya adam aranıyordur. Şimdi siz Türkiye'de yaşayan bir genç olarak ya da bir junior developer olarak diyelim, genç demeyelim. Oraya gitmeye çalışıyorsunuz ve bu adamların bir zamanı yok. Hani sizi bekleyecek zamanları yok. Size iş teklifi yapacak, sizin çalışma vizesine başvurmanızı bekleyecek, bunun onayını bekleyecek, sizin taşınmanızı bekleyecek, ev bulmanızı bekleyecek, sosyal hayata alışmanızı bekleyecek ve işinizi verimli bir şekilde yapmanızı bekleyecek zamanları olmuyor genellikle. Bunu büyük firmalar Google gibi, Microsoft gibi, Apple gibi firmalar bunu biraz daha güzel ve doğru yapıyorlar. Geleceği de planladıkları için ama e, buraya bu kadar ekstrem firmalarda gelme bu firmaların belirli bir limiti var. Herkes bu firmalara girmek e, girmesi mümkün değil. E, 10 10.000 kişi başvursa Türkiye'den e, muhtemelen 5-6 tanesi bu e, hani muhtemelen şartları sağlıyor olacaktır istatistiksel olarak. Bu ilk kriterimiz bu ve bunu çözmemiz çok mümkün değil. Hani e, o ülkede çalışma izniniz yoksa orada iş bulmanızın böyle çok büyük bir engeli var. Bu sizin girebileceğiniz işlerin %70'ini belki %80'ini girmenizi imkansız hale getiriyor. Çünkü insanların bekleyecek zamanı yok ya da dışarıdan adam getirecek bir e, şirket politikalarına sahip olmuyorlar genellikle. Bu birinci sorun ve bunu çözemiyoruz maalesef. İkinci sorununuz ne Amerika'ya gelebilmek için? Diyelim ki e, iş alım yapıyorsunuz. Amerika'dayız. Richmond'da yaşıyorum ben. Buradan örnek vereyim. Ee, ve şirketime adam almak istiyorum. Bakıyorum Tuğberk başvurmuş ve bakıyorum Jonathan isimli bir Amerikalı developer başvurmuş. Amerika'dan mezun olmuş ve Tuğberk Türkiye'den mezun olmuş. İkisi de junior developer. Kodlama bilgileri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Tuğberk'in taşıdığı riskler var. Tuğberk'in taşıdığı birinci risk. Bu kültüre hakim değil. Bu birincisi. Buranın diline anadil gibi hakim değil. Bu ikincisi. Ve buraya geldiği zaman göstereceği performans çok muamma. Çünkü bambaşka bir kültürde bambaşka bir eğitim almış. İstediğin kadar mülakata al, mülakata sok, onu yap, bunu yap. Farklı kültürden bir insanın verimini, performansını değerlendirmek zor oluyor. Ya normalden fazla memnun kalıyorsunuz ya da e, pişman oluyorsunuz bunu aldınız Hani böyle ya çok ortadaydı bu iyi bir de karar oldu. Yani hani %50-%50 idi %50 ve 5 üzerinden 4 performans gösteriyor dediğiniz senaryolar az. Genellikle ya 5 üzerinden 5 performans görülüyor ya da 500'lerinden 2. Yani ya aranını çok iyi buluyorsunuz ya da hiç aradığınızı bulamıyorsunuz. Şimdi iş buraya geldiği zaman da e, Tuğberk'in bana bir şey sağlaması lazım. Ne sağlaması lazım? Ya maddi olarak daha uygun bir e, maaşa çalışmayı kabul edecek ki bu bazen dezavantaj oluyor. Çünkü daha, daha az paraya çalışmayı kabul eden insanlar da bu da bir risk temiz, teşkil ediyor bu iş alımları yapan firma için. Çünkü diyor ki ya Tuğberk'in bu kadar projesi yapmış. 3 yıllık tecrübesi var. Ama Amerikalıların 3'te ikisi paraya çalışmayı kabul ediyor. Burada bir iş mi var acaba deyip işkillenebilir. İşkillenmeme ihtimali de var tabii ki ama bunu da aklımızda tutalım. İkinci seçenek nedir? Tuğberk'in daha büyük bir tecrübe, daha büyük bir bilgi vaadinde bulunması lazım. Bunu kanıtlayabilmesi lazım. Dolayısıyla benim en çok fark yaratabileceğinizi düşündüğüm alan bilginiz ve eğer şirketin ortamı uygunsa belki nispeten daha düşük bir maaşla başlamayı kabul etmek. Zaten Amerika'ya geldikten sonra iş değiştirmeye çalışarak ya da o firmada zaman zaman pazarlıklar yaparak ya da terfi alarak maaşınızı bir şekilde arttırabilirsiniz. Hani bu kadar kritikse yurt dışında çalışmak. Peki. Ee, yani biraz bu şekilde düşünmenizi teşvik etmeye çalıştım. Özellikle özetle şunu söylemek istiyorum. Amerika'da bir şirketiniz olsaydı Türkiye'deki adamı almak için ne özellikleri bulunmasını isterdiniz? Kendinize bu soruyu sorun. Zaten bu sorunun bütün cevabını kendiniz buluyorsunuz. O yüzden gelmek zor zaten. Çünkü çok dezavantajınız var. Amerika'da 10 üzerinden 8 kalitesinde eğitim almış birisine karşı siz 10 üzerinden 6 eğitim almış oluyorsunuz genellikle ve ek dezavantajlarınız da oluyor. Dolayısıyla bir şekilde karşı tarafa çalışkanlığınızı teknolojik olarak daha becerikli olduğunuzu göstermiş göstermeniz gerekiyor mecburen. Biraz gerçek tavsiye bulunacak olursam bana dersen ki Tuğberk, Onur şu anda Türkiye'de olsaydın ve bugüne kadar yaşadığın tecrübelerin de Türkiye'de olsaydın o kafa yapısı, bu tecrübeler, bu bilgi seviyesi falan filan Amerika'ya ya da Almanya'ya şuraya buraya iş başvurusu yaparken ne yöntemler izlerdin? Buna şöyle cevap verebilirim. Dikkat çekmek için öncelikle ben sadece bir backend ya da sadece bir frontend developer olarak başvurduğunuz zaman şansınızın art şansınızın düştüğünü söylemek zorundayım çünkü firmalar genellikle joker yazılımcıları daha çok göz önünde bulunduruyorlar. Hani onun üzerinden 8 backend bilen bir insan yerine onun üzerinden 7 backend bilen ama on üzerinden 3-4 Hani DevOps ve Frontend bilen bir yazılımcı tercih ediyorlar. Çünkü e, projede bu tarz insanlar e, iş dağılımının kolay olmasına ve planlamanın biraz daha esnekleşmesine imkan tanıyorlar. E, dolayısıyla ilk önereceğim sadece bir backendcı, sadece bir Frontend Developer olmaman, olmak yerine diğer taraftan da birazcık eklemeler yapmak, birazcık kendinize bazı bilgiler yüklemek. Mesela Frontend Developers, Angular, Vue, React ve React Native biliyorsun. Araya bir .NET sıkıştır, araya bir Node.js sıkıştır. Ee, hani en azından bil, biraz daha konseptlere hakim olmaya çalış. Öncelikle bu çok önemli. İletişim seviyenizin çok iyi olması gerçekten çok önemli ama bunu maalesef hani evde oturarak yapamıyorsunuz. Bu hayatla gelen bir şey. Ee, sosyal olarak gelen bir şey. Ee, dolayısıyla hani orada bu önemli ama nasıl fark yaratırsınız burada bilmiyorum. İkinci önerim... Ee, kendim bu işi yapıyor olsaydım, başvuruları yapıyor olsaydım mutlaka bir GitHub hesabım olurdu. Bu GitHub hesabında komplekslik seviyesi yüksek bir ya da iki proje bulundurmaya çalışırdım. Ve bu projeyi şöyle yapardım ben. Sağlam bir frontendi var. Üst düzey teknolojileri en optimum şekilde kullandığım ya da kullanmaya çalıştığım bir şey. Bu frontendin tükettiği backendi de ben yazardım. O backendin konuştuğu veri tabanını da ben yazardım. Aynı zamanda bunların arasına atıyorum bir Rabbit RabbitMQ entegre ederdim. Yoğunluk durumunda scalable olması durumunda sun, e, projenin uptime'ının yüksek olması, daha responsif olması konusunda avantajları olacağı için böyle bir yöntem izlerdim ve iş görüşmelerinde bu teknolojileri neden böyle kullandığımı gerekirse nasıl bir teknolojiyle değiştirilebileceğini bunu değiştirirsek nasıl bir faydası olacağını e, ve bu uygulamanın scalable olduğunu, neden scalable olduğunu, bu scalability çok ...herkesin scalable, scale, scale, scale... ...bıt bıt konuştuğu bir şey ama... ...umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Özetle yani bu uygulamayı Bulut'a yüklediğiniz zaman... ...Azure'a, ne bileyim AWS'e... ...Google Cloud'a yüklediğiniz zaman... ...çok rahat bir şekilde scale edilebiliyor mu? Yoksa hani böyle e, dar boğaz yaşayacağı... E, ...teknik sıkıntılar var mı? Bunlar çok önemli. E, dolayısıyla bir GitHub'da böyle bir proje... üzerine konuşabileceğim, sohbet edebileceğim... ...bir proje mutlaka olmasını e, isterdim. Buna ek olarak... Muhtemelen gerçek dünyada bu projeyi hayata geçirmeye çalışırdım. Çünkü kullanıcıların kullanması size ne hatalar yaptığınızı gösterecek. Ee, buna mutlaka önem gösterirdim. Çünkü bu bunu yaptığınız zaman da karşı tarafta bunun sohbetini, diyaloğunu yapıp geliştirebiliyorsunuz. İnterview, mülakatı, ikna sürecini biraz siz yönlendirebiliyor oluyorsunuz. Çünkü çok güzel bir projeden bahsediyorsunuz ve bunun üzerine sohbet genellikle ilerleme ihtimali oluyor. Buna dikkat ederdim. Huh, yoruldum biraz ama e, ben şahsen kendimi öne çıkartmak için bu tarz şeyler e, düşünürdüm. En sonunda da tabii ki temiz ve anlaşılabilir bir CV çok önemli. E, CV'nin en başına, üniversitenizi yazmayın, CV'nin en başına geliştirdiğiniz projeleri yazın. Bu projelerin hangi sorunu çözdüğünü, hangi teknolojilerin kullanılarak çözüldüğünü ve sizin hangi bölümünde yer aldığınızı mutlaka yazın. E, hangi bölümünde yer aldığınız biraz daha... E, Hani sallay, sallayın demek istemiyorum ama biraz daha abartmanızı öneriyorum çünkü e, insanlar sizi sadece evet ben sadece oraya iki tane text box koydum demenizi istemiyorlar orada biraz daha sorumluluğunuzu daha büyük göstermeye çalışabilirsiniz biraz metrikler eklemeye çalışın bu CV'ye e, yalan atmayın yalan atıyorsanız da üzerine konuşamayacağınız yalanları sakın söylemeyin çünkü e, 15 senedir bu işi yapan bir adamı kandıramıyorsunuz genellikle çok bağırıp hissediyorlar ki işte aa bu projenin borasında çalıştırma evet diyorsun. Peki bunu nasıl yaptın diyor. Sen onun mesela duymamış biliyorsun oluyorsun. Çünkü aslında orada çalışmadın ve orada çalışsaydın duymamış olma ihtimali olmadığı bir teknolojiden, algoritmadan, bir dizayn pattern'dan, bir şeyden bahsediyor ve siz çakılıyorsunuz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Umarım cevap verebilmişimdir Tuğberk. Ee, diyor ve e, efendim biraz daha düşündüm acaba başka bir öneri daha yapabilir miyim diye ama sanırım şu anda henüz aklıma bir şey gelmiyor. Gelirse de yorumlar kısmına ya da açıklama kısmına muhtemelen daha sonra eklemeyi yaparım. E, siz de konudaki görüşlerinizi ve fikirlerinizi lütfen belirtin. E, aramızda yurt dışına gelebilmiş birkaç tane e, developer arkadaş vardı. Ben kanalı açtıktan sonra tanıştım kendileriyle. Kanal aracılığıyla tanıştım. Eğer bu videoya denk gelirlerse onlar da tecrübelerini yazabilirlerse çok sevinirim. Diğer arkadaşlarınızdan okumuş olur, ben de yorumlarını sabitlerim efendim. Diyorum ve sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşürüz.